Değerli üreticilerimiz, Agroeda firmasından Mustafa Öztop. Artık gölge aradığımız günlere geldik. Güneş altından kaçmaya başladık. Hava sıcaklıkları artık iyiden iyiye artmaya başladı. Yaz kendini göstermeye başladı. Zeytin ağaçlarımız da yavaş yavaş çiçeklenmeye başladı. Bu çiçeklenme hepimizi mutlu etti. Çünkü uzun zamandır bir uğraş, bir emek içerisindeyiz. Bu emeğin karşılığını görmeye başladık. Şimdi bugünlerde önemli olan bir konu var. Zeytin güvesi, çiçek nesli. Bu dikkat edilecek hususlardan birisi, çünkü eğer bugünlerde bununla ilgili bir mücadele yaparsak yaz sezonu boyunca dökülen meyvemiz çok az olacak. Şimdi hepimizin canını sıkan bir husustur. Dalında tuttururuz, gideriz, geliriz, yere inmiş birçok meyve. Bunun başlıca sebeplerinden birisi zeytin güvesinin çiçek neslidir. Buna önlem almak önem arz ediyor bu dönemde. Bununla ilgili mücadele yaparken de bizim zeytin çiçeğinin tozlaşma kalitesini arttırması açısından tutumdan sonra doğal sirkülasyonla karabiber dökümü dediğimiz dökümün yapmaması açısından bu dönemde yapacağımız bir uygulama var. Bu uygulamada Ida Oliva zeytin gübremizi ve Ida Ocean isimli deniz yosununu karıştırıp zeytin güvesi çiçek nesli ilacıyla beraber uyguluyoruz. Bu bize bir avantaj sağlıyor. Bu dönemde yapılacak bu gübre uygulaması çok şart mı? Değil aslında. Bizim 5. uygulamamız, ama bunun yapılmasını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü yapıldığı zaman karabiber dökümünde çok ciddi fayda göreceksiniz ve zeytin ağaçlarınızdaki zeytin tutumu sizi çok mutlu edecek seviyelere gelecek. Hepimiz emek veriyoruz, haklısınız. Bu emeğin bir karşılığı olmalı. İşte bu karşılık içinde bizler sizlere elimizden gelen zirai desteği yapmaya çalışıyoruz. Hep bunu tekrar ettim. Sahada ziraat mühendisleri arkadaşlarımız var. Lütfen bizleri arayın. Bizler sizin aramanızdan rahatsız olmuyoruz. Bazen sizlere geç cevap verebiliyoruz çünkü çok yoğunuz, çok arayanlar. Ama siz bizi arayın. Biz mutlaka size geri dönüş yapar. Ne gerekiyorsa bu konuyla ilgili bilgilendirme sağlarız. Bu arada hatırlatmak isterim. Bizi tanımayan, bizle yeni tanışacak üreticilerimiz için sizlerin bize soracağınız soruların karşılığında bizlerin sizden herhangi bir ücret talebi olmaz. Çünkü bunu biz teknik destek anlamında değil, bunu bir milli görev olarak yapıyoruz. Sahadaki bütün mühendislerimiz öyle. Sağ olsunlar, canla başla çalışıyorlar, milli görev olarak yapıyorlar ve bahçelerinize bizleri davet edin. Çünkü sahadayız, çalışıyoruz. Bahçelerinize bizi davet ederseniz eğer, ağaçlarınızı dolaştığımız zaman ya da bahçelerinizi dolaştığımız zaman belki sizin göremeyeceğiniz küçük bir detay görüp size daha farklı bir katkı sağlayabiliriz. Hep birlikte milli gelirimiz olan, ekonomimizin milli temeli olan tarım için birlikte çalışmaya devam edelim. Agroida ile geleceğimiz tarımda.